Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz Vat diye hava üstüne yapılan operasyon. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yaklaşık Mart ayından beri bu stratejik öneme sahip üssü almak üzere darbeci Hafter kuvvetlerine saldırıyordu. Ve sonunda özellikle silahlı insansız hava araçlarının yoğun operasyonuyla Vat diye üssü ele geçti. Bu üssün özellikleri neler? İçinde hangi uçaklar vardı? Ve tabii ki sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflar var. Pansir hava savunma sistemleri, Su-22 ve Mirage F1 uçakları enkazları ile ilgili. Gelin bu videomuzda biraz Vat diye üssünün önemine bakalım. Yapılan hava operasyonunu değerlendirelim ve orada ele geçen uçak ve helikopter ve aynı zamanda hava savunma sistemlerini birlikte inceleyelim. Diye hava üssü Libya'nın başkenti Trablusgarp'a 140 kilometre uzaklıkta, ülkenin güneybatısında bulunuyor, Tunus sınırına yakın. Bulunduğu pozisyon itibariyle Libya büyük bir ülke, Libya'nın batı tarafını özellikle kontrol edebilecek özelliğe sahip. Üssü 1942 yılında Amerikalılar kurmuş, malum o dönemde 2. Dünya Savaşı var ve Kuzey Afrika'da İngiliz ve Amerikan kuvvetleri bölgede Almanlara karşı operasyon yapıyorlar ve Vat diye üssü 1942 yılında faaliyete geçiriliyor. Arkasından Libya'nın kuruluşuyla birlikte bu üs Libya Hava Kuvvetleri'nin oluyor ve Libya Hava Kuvvetleri'nin Kaddafi döneminde 13 önemli üssünden bir tanesi Vat diye. Malum Libya'da 2010'da başlayan tüm Arap dünyasını saran Arap Baharı ayaklanmasından sonra Kaddafi'nin iktidarı sallanmaya başlıyor ve 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle birlikte Libya'da çok önemli bir sayfa, Kaddafi dönemi kapanmış oluyor. Ve arkasından Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruluyor ama 2014 yılında petrol bölgelerinin paylaşımlarıyla ilgili yaşanan sorunlar sonrasında Hafter güçleri bir darbe yapıp ülkeyi ele geçirmeye çalışıyor ve 2014'te Libya'da ikinci iç savaş başlıyor. Ve aynı dönemde, aynı 2014 yılında da bu üs Hafter kuvvetlerinin eline geçiyor. Şimdi 2010 ve 2011 yıllarında Libya'daki birinci iç savaşta bölgeye çok ciddi bir NATO operasyonu gerçekleştiriliyor. Bu NATO operasyonunda vurulan ana hedeflerin başında da Libya Hava Kuvvetleri'nin üsleri ve uçakları yer alıyor. Çok sayıda uçak hasar görüyor, üsler hasar görüyor ama bu iç savaşla birlikte, yani NATO operasyonunun durması, daha sonra 2014'teki ikinci iç savaşla birlikte yavaş yavaş Hafter bu uçakları toplamaya, üsleri ele geçirmeyi tekrar aktif hale getirmeye başlıyor. Şimdi tabii savaş uçağını öyle hemen alıp uçurmak kolay bir iş değil. Bu uçaklar yıllardır kullanılmamış, hasar görmüşler. Belki 10 tane 15 tane uçaktan parçalar sökülüyor ve bir uçak aktif hale getiriliyor. Savaş uçakları da 1 saatlik belki görev uçuşuna çıkıyor ama dünya ortalaması tabii uçak tipine göre, teknik özelliklerine göre, sistemlerin karmaşıklığına göre değişmekte. En az 15, 20, 25 saatlik bakımla 1 saatlik uçuş gerçekleştiriliyor. Bunlara pilot bulmak, teknisyen bulmak gerçekten hani iç savaşta her iki tarafta farklı farklı yerlere doğru yönelmeye başlıyor. Uçakların özelliklerinden çok sürekli uçurulabilir olmaları giderek daha fazla önem kazanıyor bu tür iç savaşlarda. Çünkü iki tarafın bütçesi çok kısıtlı, ambargolar var. Uçak, yedek parça, pilot veya teknisyen bulmak çok ciddi problem. Hafter güçleri de bu Vat diye hava üssünden, o hava üssünde bulunan Sukhoi Su-22 ve Mirage F1 uçaklarından birkaç tanesini aktif hale getiriliyorlar ve bu üsten bu uçakları kullanıyorlar. Diğer eldeki uçakları Hafter güçlerinin, o dönemde MiG-21'ler var, Galep uçakları var, L-39 savaş uçakları var, Su-22 ve Mirage F1'lere ek olarak. Hatta şöyle enteresan bir şey anlatayım. Geçen yıl Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti bir Mirage F1 uçağını düşürdü, Hafter güçlerine ait. Darbeci Hafter güçleri bu uçağı uçmak için Portekiz'den bir pilot bulmuş ve Portekizli pilot uçuruyor. Bunlar tabii lejyonerler, paralı pilotlar. Vurulduktan sonra uçağa atlıyor ve bayağı iki taraf ve tabii ki bir tarafı da Portekiz olmak üzere çok ciddi bir
sıkıntıya neden olmuştu bu pilotun orada görev yapmış olması. Üs dediğim gibi çok stratejik öneme sahip ve bu üssü almak için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti özel bir plan hazırlıyor. Bu planda Libya'nın elindeki en önemli hava vurucu gücü Baykar tarafından tasarlanmış Bayraktar TB2 taktik sınıftaki insansız hava aracı sistemleri. Bu sistem zaten kendini Türkiye'de, Güneydoğu'da, Suriye'de yapılan operasyonlarda ispatlamış bir sistem ve Libya'da da büyük bir başarıyla kullanılmaya başlanıyor. Bayraktar'ın kullandığı mühimmatlar, bunlar gayet basit, işletmesi kolay mühimmatlar, çok ağır Hafter'e kayıp verdirmeye başlıyor. Ve sonunda da tabii Hafter'in arkasında en büyük destekleyicisi Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri de Rusya'dan aldığı Panzer S1 hava savunma sistemlerini Libya'ya yollamaya başlıyor. Aynı zamanda Hafter güçlerine de Çin yapımı Winglong 2 tipi olarak adlandırılan insansız hava araçları gönderiyor. Bunlarla ilgili videolarımızı da geçtiğimiz günlerde hazırlamıştık. Winglong 2 Bayraktar TB2'ye göre daha büyük sınıfta bir insansız hava aracı, yani Anka'nın eş değeri diyebiliriz. Onlar da bu İHA'larla karşılık vermeye çalışıyorlar ama Libya'da Bayraktar gerçekten çok önemli bir tarih yazıyor. Hedefleri takip, bulma, yok etme, noktasal atışlarla hem komuta yönetiminin yok edilmesi, yakıt taşıyan, mühimmat taşıyan kamyonların vurulması gibi çok böyle hassas nokta atışları Hafter'in epey elini zorlaştırıyor. Hatta bu konuda Libya açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerimiz de var. Bu bölgelere gelen insansız hava araçlarında gemilerimiz yaklaşması doğrultusunda bazı operasyonlar, vurma operasyonları yapmıştı. Bunlarla da ilgili videolarımızı hazırlamıştık. Seyredebilirsiniz. İnsansız hava araçlarıyla ilgili özellikle Vatya üssüne nokta atışları yapıldığını söylenmiştim. Bunlarla ilgili tabii ki Bayraktar'a en büyük zararı da Panzer S1 sistemleri veriyor. Panzerler iyi bir hava savunma sistemi, alçak ve orta irtifada radarları var. Çok nokta atışı yapabiliyorlar ve birçok Bayraktar'ın da tabii ki düşme nedeni Panzer'den atılan mühimmatlar. Fakat burada çok iyi bir taktik götürülüyor. Taktik de şu, bu Panzerler çok iyi takip ediliyor. Bir tanesi giderken yolda vuruluyor. İkisi hangarın içindeyken vuruluyor. Tabii bu Panzerlerin etkisiz hale getirilmesinde Bayraktarların attığı mühimmatların yanı sıra sistemlerin köreltilmesi, yok edilmesi de çok önemli. Şimdi hep hava savunma sistemleri diye anlatıyoruz ama hava savunma sistemleri bir bütün. Alçak, orta, yüksek irtifada farklı sistemler iç içe giriyor. İyi bir radar ağıyla çalışıyor. Yoksa tek başına koyduğunuz zaman bu sistemler tek başlarına çok büyük bir başarı gösteremiyor. Burada da tabii bölgeye gönderilen Aselsan tarafından geliştirilmiş Koral gibi elektronik karıştırma sistemlerine çok büyük katkısı var. Bu sistemler nasıl karıştırılıyor, ne yapılıyor? Bunları ilerleyen günlerde yazarımız Hakan Kılıç'ta bir video hazırlayacağız. Daha detaylı olarak Hakan bunları sizlere anlatacak. Vatya üssüne yapılan İHA saldırıları sonrasında 3 Panzer sistemi devre dışı bırakılıyor. Aynı zamanda bölgede bir Rus yapımı elektronik karıştırma sistemi de var. Bu sistem de devre dışı bırakılıyor. Ve arkasından üstteki hava savunma sistemleri temizlendikten sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait güçler üssü ele geçiriyor. Ve tabii birçok fotoğraf ortaya atıldı. Bu fotoğraflardan birincisi Mi-24 tipi helikopterlerin bulunduğu hangar. Bakıldığı zaman hangarda uzun süredir bu helikopterler muhtemel o 2010'daki iç savaştan bu yana uçmadığı gözüküyor bunların. Aynı bir soğuk savaş döneminden kalan bir müze gibi. 4-5 tane helikopter sıralanmış. Yanlarında çeşitli yedek parçaları, malzemeleri var bu helikopterlerin. Bunlar dikkat çekiyor. İkincisi de shelter olarak adlandırılan koruganlar ki bunlar bombaya dayanıklı yapılar. İçlerindeki savaş uçakları. Bunların başında da Su-22'ler geliyor. Rus yapımı Su-22'ler, asıl ana tasarımı Su-17. Farklı ülkelere ihracatla bunlara Su-20, Su-22 adları verilmiş. 1960'ların teknolojisi bu uçaklar. Özellikle hava yer görevlerinde kullanılıyor. Bu uçaklar taşıdıkları çeşitli akıllı veya daha klasik mühimmatlarla birlikte hava yer hedeflerine karşı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Zaten Hafter güçleri de bu uçakların birkaçını aktif hale getirmiş ve kullanmıştı. Fakat tabii ki yerde gözüken uçakların durumları pek iyi değil. Dikkat çeken ikinci uçak ise Fransız Dassault imalatı Mirage F1C'ler. Mirage'lar uzun yıllardır Libya Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Hatta 2010 sonrasındaki ilk savaşla birlikte bazı uçaklar pilotları tarafından Malta'ya götürüldü. Bu uçakların da bazıları
eldeki yedek parçalar kullanılarak tekrar aktif hale getirildi Hafter güçleri tarafından. Bu uçaklardan da iki uçağın shelter içerisinde terk edilmiş durumda olduğu, burunlarının söküldüğü, kanopilerin açıldığı ve toz toprak içinde olduğu da gözüküyor. Üs yaklaşık 50 kilometre karelik bir saha içerisine kurulmuş ve açık kaynaklara baktığımız zaman bu üs içerisinde çeşitli depoların bulunduğu, yaklaşık 10 bin kişilik bir kuvvetin de aynı zamanda barındıracak altyapıya sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu üsle birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin batı tarafını kontrolde çok önemli bir atlama taşına sahip olmuş oldu. Zaten geçen hafta Hafter'e karşı NATO'nun ortaya koyduğu duruş, NATO'nun, NATO Genel Sekreterinin, bizler Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanındayız açıklamasından sonra Hafter'e destek veren Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yavaş yavaş güçlerini geriye çekmeye başladılar. Vattiye üssünün ele geçirisi aslında Hafter'in de bitmesi için çok önemli bir adım. Bakalım ileriki günlerde iç savaşın seyri nasıl gidecek, bunları beraber izleyeceğiz. Libya'dan şu anlık verebileceğimiz havacılıkla ilgili, iç savaşla ilgili gelişmeler bunlar. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yeni videomuz var. Bizleri lütfen takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ve tabii ki beğenilerinizi eksik etmeyin. Sorularınızı yorum olarak bize iletebilirsiniz. Bizlere aynı zamanda info@tolgozbek.com mail adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.